Sadece merakımı gidermek adına söylüyorum. İslam'ı anlatıyorsunuz, İslam'dan bahsediyorsunuz. Peki neden Kur'an indikten sonra yeryüzünde hükmü kalmayan ve ayetleri değiştiği söylenen Tevrat ve İncil'den ayetler örnek veriyorsunuz? Kur'an yeterince açıklayıcı değil mi? İşte Kur'an yeterince açıklayıcı olduğu için Tevrat ve İncil'e gönderme yaptığı için Tevrat ve İncil'den bahsediyoruz. Ya Kur'an Tevrat'a ve İncil'e gönderme yapıyor. Çok fazla ayette Tevrat'a ve İncil'e bakın diyor. Kur'an'ın özelliği hakem kitap olmasıdır. Yani o hükümler nedir? Bozuk olan, yanlış olan nedir? Kur'an'a baktım mı anlarız. Ben Tevrat ve İncil ile ilgili olarak da kitap da hazırlayacağım. Yani İncil'de değişen yerler, Tevrat'ta değişen yerler, onları ayrı da göstertebilirim veyahut tamamen değişmeyen yerler, yani Kur'an'a uygun olan yerleri doğrudan göstertebiliriz. Var öyle kitaplarım ama daha dar planda tabii. Yani bütün Tevrat ayetlerin içine alan, bütün İncil ayetlerin içine alan değil.